Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emiz Kamal. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? FIFA Mobile'deyiz ve 6. günlük girişimizi alıyoruz. 500 bin jeton alıyoruz. Yarın 105 artı oyuncu verecekmiş. Ve devam ediyoruz. FIFA'da şöyle bir başlayalım. Neler almışız, neler vermişiz onlara bakacağız. 133 takım genimiz oldu. En son bildiğiniz gibi son transferler yapmıştık. Ve transferlerden sonra da gittik. Çoğu oyuncumuzu, 9 oyuncumuzu 25 seviyeye çıkardık. Arkamda da yine Robertson var. Kadromuz gayet güzel hale geldi. 2 milyar 137 milyon değerine çıkmışız. Takım gittikçe değer arttırıyor diyebiliriz. Oyuncularımız kıymetleniyor arkadaşlar. FIFA videolarında abone gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip kanal bulma bildirimi açmayı da unutmayın. Yıldız biletine geldik. 48. seviyedeyiz ve hocam 40'tan bu yana yapmışız. Bir de 104 artı açacağız. Şöyle bu 48'e kadar zaten, ama bugün son günüymüş ya. Şurada yine 104 artık bir tane daha oyuncu almaya alırız. Bundan sonra da bir daha çekemeyiz gibi yıldız bileti alımı. Yeni yıldız bileti gelir. Onda çok hard başlayacağız. Şuradaki ödülleri alsam mı? 106 artı oyuncular. Yok, çok da sağlam oyuncular gelmez ya. Boşuna para vermeyelim. Yeni yıldız bileti geldiğinde ona hard olarak çalışalım. Şöyle 150 bin jetonumuzu aldık. İlerledik. 104 artı oyuncumuza geldik ve 4 milyon değerindeymiş. Olur. Allah bereket versin. Diğer ödüllerimizi de alalım. Tamamen aldık. 150 bin jetonumuza oturttuk. 40 milyon jetonumuz var. Burada şöyle şuradaki görevi de alalım abi. Pazarda neyimiz var? Ne aldık? Neyi sattık? En son Parejo'yu satmıştık. 40 milyon da Parejo'dan. 76 milyon paramız oldu arkadaşlar. Satılabilir oyuncumuz var mı elimizde? Kadro dışında bıraktığımız yok. Bunlar çok fazla satılamaz. Şu oyuncağımız isteyenler var ama bu oyuncağı basacağız biz diğer oyunculara. O yüzden satım yapmayacağız. Şimdi ana ekran diyelim abi. Sezonun takımına gelelim. Yutos biriktirdik mi? Burada Tos ikonları var. Yutos'ta 113 var ya. 5 tane açma şansımız var. Oğlum burada var ya 115'lik Messi, Mbappe, Haaland, De Bruyne, Lewandowski, Bellingham olabilir. Osimhen olabilir. Musiala zaten var. Ya şöyle baktığımda Nkunku gelmesin, merkez forvet oynatmıyorum. Onun dışında Griezmann olabilir. Hepsi olur. Sadece Nkunku olmasın abi. Diğerleri var ya efsane. Hepsini istiyorum. 5 tane şansım var. Güzel para da gelebilir. Allah'ım buradan sürpriz gelsin be. 450 bin jeton gelmiş. Bir tane daha açalım. Bakalım bize ne verecek? 350 bin jeton daha vermiş. Olmaz. Ya eSports güzel bir şey ver be abisi. Haydi be ya, 350 bin jeton verdi yine. 2 hakkımız kaldı. Abi hadi be, güzel güzel bir şey. Aha 1 milyon 100 bin ama istediğimiz güzellik bu değil be. eSports hadi buradan ver gidelim. Hadi hadi abisi. 350 bin jeton verdi, lanet olsun be. Ulan vermedi. 13 kaldı buradan. Yine etnikleri yaptığımızda arkadaşlar verecek, yine açacağız. Tot ikonlarına geldiğimizde 110 artıdan bir tane açma şansımız var. Buradan bir şey olabilir, 115'lik oyunculardan belki belki bir sürü. Bugün bize hiç oyuncu vermemeye yeminli. eSports eyvallah. Buradan da oyuncu alamadık. Şurada biriken var mı? Bunları Yutos'a çevirme şansımız var mı? Bundesliga yok. Premier League. Burada da kalmadı zaten. Topluluk olarak geldiğimizde 125 var. Şuradan 2 tane açalım. Güzel bir şey. Oy 105'lik hocam Quarta gelmiş. Tamam, buradaki 105'lik Quarta'yı da aldık. Kaç tane kaldı burada? 14 topun 8'i gelmiş. Bitecek ya o Morata, sonunda gelecek buraya. Haydi şuradan da bir tane güzel biri. Yok bu geldi. Peki ne kalmış alınamayan oyuncu? DCS'i kalmış. Bergwijn var. FIFA Points var. Sanırım büyük ihtimalle arkadaşlar DCS'ini verir. Daha sonra 103'geni verir. Sonra Bergwijn'i verir. Sonra FIFA Points verir. En sonunda bir Morata'yı verir gibi geliyor. Burada sezon takımından çıktık. Yutos biletine geldik. Burada 12'ye kadar çıkmışız. 103 artılık bir oyuncu var. Şöyle bakalım. 200 bin de para vermiş. 105 artılıktan sürpriz gelir mi? 106'lık Doğan gelmiş. Olur, ona da peki. Şimdi tümünü topla diyelim abi, bakalım. Tümünü geldi, 400 bin jeton. Antrenman aktarımı öğeleri 100 geldi. Bilet puanı 10 gelmiş. Bu üstte bir sürü şey var ya. Hani 800 milyona kadar çıkabiliyor aslında. Bunu açasım çok fazla var biliyor musun? Yani sonu 9 günü var bunun. Ama 40'a kadar bunu yapabilir miyiz bilmiyorum ki. Yüksekten açsam biraz daha ilerler. Şurada aslında para ödülleri çok fazla var. Yani 10'a kadar bile 107 artı oyuncu veriyor bir de. Çok fazla var ya. Bu Yutos biletini aslında yükseltme şansımız varsa bunu açmak isterim. Sonuna kadar gitmek isterim. Çünkü burada gerçekten
gerçekten çok fazla ihtiyacımız olur. Sizce Utos bileti açmalı mıyım? Bakalım duruma göre. Şimdi Utos biletinden de geri çıktık abi. Geriye dönüşten abi oyuncu al diyorsunuz da. Ya şimdi görevler diyor. Şu ne bu? Geriye dönüş görevlerini yapıp öyle mi oyuncu verecek? Yok, ilgilenmiyorum onunla. Şuradaki geriye dönüş biletine gelelim. Zaten burada sıfır çekmişiz. 113'lük Firmino'yu zaten istemiyoruz. Şöyle ilerlediğimizde burada bir şey kalmadı. 4000 elmasımız var. Bu elmasa neler kullanabiliriz? Toz seçilmiş paket var. Ücretsiz var. Paket değeri 30 kez satın aldıktan sonra diyor. Bu verecek diyor. Garanti 111 ödül. 30 kez alırsak ne olur lan o? Kaç? 15.000 FIFA points harcamamız lazım. Oğlum çocuk kondurmuyoruz. O kadar para harcadın mı lan? Bu da toz kutlama paketi var tümü. Uç standart paket var. 21 lira. 108-115 arası bir oyuncu veriyor. 108 gen oyuncu da veriyormuş aslında buradan. 21 liraymış. Bundan bir tane alayım mı lan? Merak ettim sadece. Kimi veriyor? Bundan bir satın alıp geliyorum. Hocam bu paketten satın aldım. 108 artı. Bakalım bir şey çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Tamam. Oğlum güzel bir oyun çıkarsa mükemmel olur. Haydi. Haydi güzel bir oyuncu çıkar. 10 milyon jeton. Bir de top sponu mu verdi? Allah belanı versin ya. 10 milyon jeton mu verdin gerçekten? Oha! Oğlum en iyi jetonu vermiş lan. Alınabilecek en iyi jetonu vermiş. Ama olası ödüllerde de aşağıda yani 600 milyona kadar çıkıyormuş kanka. Biraz dolandırıcılık gibime geldi yani. Biraz zoruma gitti. Onun dışında hocam sınırlı tekliflerde bu elmas kullanabilir var mı? Yok. Bunlar hepsi deste, para. Bir ara bunlardan da yatırmak istiyorum. Biraz para yatırasım var FIFA'ya. Pay to win yapasım var. TOTS'a geldiğimizde hocam 2500 elmasa buradan bunları alabiliyoruz. Başka elmasla bir şey yapamıyoruz. Utos puanlarına dönüştürme olayımız zaten olmuyor buradan. Şurada ne bu 2500 elmasa ne veriyormuş abi? Şurada baktığımızda 108 gen artı oyuncu veriyormuş. Az öncekinin aynısı. Belki verir lan. Bir tane daha açacağım lan. Hocam lütfen ver. Bak. Aha! Aha kim geliyor abi? Bu hangi ülkeydi lan? Tamam Santifor güzel bölge. Porto. Haremi geldi lan 109'luk. Ana iyi lan. 20 milyonluk oyuncu geldi oğlum dile kolay ha. 109'luk Taremi'yi çıkardık ha. Satılabiliyor mu lan Taremi? Ama önce dur şuraya bakalım da bu elmas daha fazla bitirmeyeyim mi? Bir daha ondan açarım lan belki bundan. Dursun o hoşuma gitti. Pazar oyuncularım Taremi satılıyor mu? Şöyle. Aha 20 milyona da satılıyor ha. Benim forvette kim vardı? 110'luk oyuncu vardı. Abi ben bunu satıyorum lan. Biraz daha sonra satsam olurmuş. Aslında Muhammed Sağat da satılabilir ha. Değer bayağı artıyor. Emirlerim takip listem. Emirlerim. Yok şu an bir satım görünmüyor abi. Utos'tan hocam mağaza kahramanı. Utos biletini yine hızlandırdık. Şuraya geldik günlük görevler dedik. Bunu da aldık abi. Taremi satıldı mı lan? Ana! Oğlum hem 20 milyon çektik. Birinde de 10 milyon çektik. 107 milyon paraya çıkardık ha. Bayağı güzel oldu. Gayet bu takaslarda ne yanıyor abi? Şöyle. Yok yanmıyor. Aha UCL takası geri mi geldi? Allah ceza versin gelmemiş. Şunu yapalım. Hızlı ekle. 4 tane var abi elimizde bundan. 108 artıya tıkladığımızda 4 tane de bundan var abi. 109 artıya geldiğimizde 3 tane bundan var. Yok. Tots'larda 110 artıda hocam bir tane Gabriel Martinelli var. Yok olmuyor. Bir türlü onu yükseltemiyoruz. UC'den de zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Burada temel ikonlar, paralar, maralar var. 520 bin jetona kadar. Oha kaç jetona kadar var lan? Oğlum 22 milyon jetona kadar. 110 seçilmiş 2023 etkinliklere oyuncusu. Kim bu? Ha bunu verince hocam 22 milyona kadar veriyormuş. 109'luk var mı bizde? Yok. 108 8'lik var mı bizde? Yok. Hocam ondan sonra 107'lik var mı bizde? Yok. Satılabilir oyuncu veriyorsa şimdi mantığa bak. 110'luk satılabilir oyuncu istiyor benden. Tamam mı? DH ya. Ben bunu niye 22 milyona takas ediyorum ki? Ben bunu 100 milyona satarım oğlum. Manyak mısınız? Böyle mantık, böyle matematik yok ki. Bu takas niye bu kadar zarar verici? Ne kadar üzücü bir takas. Çok sinirim bozuldu. Ya o takastan uzak dururum yani. O takası yapmam abi. 107 milyonda paramız var şu an. Şu an ilk tercihimiz Carvalho'yu değiştirmek zaten. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Carvalho'yu değiştirmek istiyorum. O biraz sırıtıyor stoperlerden 111 geninde bir stoper çekmeyi planlarsak. İyi bir stoper. Şöyle 111 arama dersek. Aa stopere tıklamadım. Stopere de tıklayayım. Bir de bakayım bak. Şöyle geldik pozisyon. Dedik abi stoper. Dedik şöyle dedik. 111'liklerden hocam 100 milyon 97 milyon 100 milyon. Lacroix var. Ake var. Van Dijk çok pahalı. Ake 116 milyon. Ake'yi alamıyoruz. Şu an bizim alabilir tek oyuncumuz. Vidic var. Vidic'i de aldık.
aldık zaten. Jose Fonte de olabilir, alınabilir oyuncu ardından. Jose Fonte çok fazla istenilen bir oyuncu değil. Geriye dönüş oyuncusu. Yani alırsam Lacroix daha mantıklı olabilir en azından. Hani 111 milyona falan çekebilirim Lacroix'i. Sizce kim almalıyım? Ya da Eden Mütah ya da Ruben Diaz'a da şey yapayım mı? Para biriktireyim mi? 5-6 milyon kasıp bence Ruben Diaz şeyden Lacroix'ten bence daha mantıklı. Genel özelliklerine baktığımızda Ruben Diaz'ın 103 hızı var. 108 pası var. 149 defans. 138 fizik var. 149'a 138. 150'ye 139. Oha bu daha iyiymiş lan. Jose Fonten'inki 150'ye 136. Yok baba yok. Eden Mütah kaç abi? 151'e 137. Ya bu diğerlerinin daha iyi. 116'da dribbling var. Hızı da 129'muş. Ruben Diaz'ın hızı 103'tü. Ya oha Lacroix'te daha da hızlıymış oğlum. Lacroix'in özellikleri daha iyiymiş lan. Ama bir ayağı 2, diğer ayağı 5. Bunun bir ayağı 4, diğer ayağı 5. Stoperlerde ayak ne kadar önemli olur? Tartışılabilir bence. Bilmiyorum hangisi daha iyi olur. Ama şu mağazadan gerçekten bu FIFA'nın bir albenisi var. Hepsini satın alması geliyor. Gerçekten hepsini satın alması geliyor. Sizce en mantıklı satın alınabilir paket hangisi ya? Şu %50 indirimli hocam alıp açasım var ya birkaç tane böyle. Vallahi bak şunlardan gelebilir abi. 500'müş zaten. Bizde 125 var. 375 FIFA points kaç para yapıyor? 375 alsak bir tane ondan denesek mesela. Kaç para yapıyor 375 tane? FIFA points 150'si 21 lira. Bunun indirimlisi indirimlisi yok mu abi? Şöyle. Hocam 750 FIFA points veriyormuş. 70 liraya bunu alırım. Bir de üzerine jeton meton verme ihtimali de var. Yani 750 veriyormuş baba. Dile kolay. O alınabilir. O daha mantıklı. Şu an daha cazip. Yani %570 artı gibisinden bir şey var. O ne? %570 ölüm mü artırılmış mı olmuş? Yani bu daha mantıklı. Alınabilirse bunu alınabilir. Başka üzerine 129 liraya olan var bir tane. Bak 1500 veriyormuş bunda da. O da %400. Bu aslında indirimli paketler alınabilir. Mantıklı olabilir. Ya da kafayı bozacaksın alacaksın şundan var ya. 15.000 alacaksın. Al al. Top açılımı yap. Al al. Oyuncu açılımı yap. Vallahi çok hoş olur. Alabilirim. Sizce hangi yerini almalıyım? Yorumlara yazın. Bugün iki tane açtık. Birinde 20 milyonluk oyuncu. Diğerinde 10 milyonluk oyuncu aldık. 107 milyon paraya doğru kastık. Elimize kolumuza. Sağlık. Şu saatten sonra stopere oyuncu almam lazım. Hangi oyuncu almamı istiyorsanız söyleyin. Hangi paketleri açmamı istiyorsanız. Onları da söyleyin. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.